Potini bağım ipekten, potini bağım ipekten, bağla da sevdiğim, bağla, bağla da sevdiğim, bağla. Ben gurbete gidiyorum, ben gurbete gidiyorum, ağla da sevdiğim, ağla, ağla da sevdiğim, ağla. Tiriririnam, 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 la la lay, la lay, lay lay, oh na na lay, na lay, lay lay, lay na na lay, na lay, lay lay, lay na na lay. Ne surat asıyorsun kız böyle ha? Buzdolabının dibinde 7 haftadır bekleyen dolmalık biber gibi. Surat, konuş bakayım bana, salak şey. Anne, doğduğum gün ebe haklarımı okumuştu biliyor musun? Hatırladığıma göre konuşmama hakkına sahibim. Heh, problem senin ebende zaten Sıdıka. Doğurturken malzeme çalmış malzeme. Ya aklın bir gidiyor bir geliyor çocuğum. Anne git işine be ya. Git bir şey filan ör, kupon mupon kes. Hayır, rahat bırak beni ya. Dalga geçme kız annenin gündelik hayatıyla. Bana bak, seni ağzını ortalık yerine... Safiye ölçeğiyle 7 şiddetinde bir patlatırım görürsün günde o zaman. Hı? Hadi bakalım şimdi cevap ver anne. Niçin surat asılıyor böyle? Hı? Konuş. Anne sen başka bir gezegende yaşıyorsun da buraya taş örneği toplamaya mı geldin ha? Astronot deme anneye Sıdıka. Ya etrafında olup bitenleri görmüyor musun anne ya? Daha demeyecek televizyonda izledik. Ortalık çete kaynıyor. Gasp, hırsızlık, gırla. İnsanları vurup vurup otoyol kenarlarına atıyorlar ya. Sana ne kız? Aa, sen mahallenin reha muhtarı mısın ha? Her nerede ne yaşanıyorsa karıya dert oluyor. Ne yapalım? Bize kalıyor bu işler tamam mı? Politikacılar çocuk gibi birbirlerine küsüp bir araya gelemiyorlar ki. Hiçbir fenalık geldi yani Sıdıka ha? Ay eve negatif elektrik faturası gelecek kız. Azıcık olumlu ol, pozitif düşün ha? Ay bir suratlı karı. Bana bak Sıdıka, sen böyle gençsin, güzelsin, sıhhatlisin ha? Yani el alemin derdi seni mi gerdi kız? Yani sıhhat dediğin nedir ki ya? Bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun değil mi? Uzaklarda bir yerlerde deprem olur, birilerinin otobüsü devrilir, başkaları kör kurşunlara kurban gider. Ancak el alemin çocukları kör zindanlarda kaybolur değil mi? Ya anneciğim bak, bütün bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir. Ay bütün bunları sen düşünüyor olamazsın Sıdıka. Dış mihrakla karaoke dublaj yapıyor kız sana. Sıdıka. Ne? Bak yavrucuğum, bak çocuğum. Kız bu tabiatın şeysi kız. Hay defalarca kötü bir şey olacak, kötü bir şey olacak dersen sonunda olur Sıdıka. Farz-ı mehal bak. 40 kere nezleyim, nezle olacağım dersen 41.'sine hapşırırsın kız. Çık! Ha? Çok yaşa, torunlarına okşa. Sen de gör desene anneye kız. Ha, bir kere mi diyeyim yoksa 40 kere mi söylemem gerekiyor anne? Sen bu 40 kere şeyle dalga geçiyorsun ama bu çok doğru bir şey ha. Senin bu teorine göre anneciğim, bizim kuşun Sayın Alişan, Fenerbahçe'nin de aralıksız şampiyon olması gerekirdi şimdiye kadar. Nasıl yani? Ne dedin sen kız? Abim öğretmiş. Kuş durmadan Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyon deyip duruyor bütün gün. Kaç 40.000 olmuştur şimdiye. Dalga geçme kız anneyle kaltak. Kız anne şu son söylediğin söz var ya. Ya sen hep öyle dersin bana. Yani kendimi bildim bileli o lafı duyarım senden ha. Yalan mı söylüyorsan bazen kaltaklaşıyorsun. Yani hak ediyorsun o kelimeyi. Ama bir düşünsene kız anne, sen sürekli öyle deyip durduğuna göre bana ben çoktan o dediğinden olmuşumdur. Ne? Gerçi negatif bir imaj ama senin dediğin gibi ha? Tabiat kuralı. 40 kere deyince olur. Bu bakımdan ben şöyle bir dışarı çıkıp birkaç arkadaş bulayım kendime diyorum ha? Ne diyorsun sen kız? Bak ne diyeceğim bebeğim. Haklısın aslında biliyor musun? Yani el alemin derdi beni mi gerdi? Dünyaya bir kez geliyoruz değil mi? Tadını çıkarmak lazım. Tadılmamış şaraplar, uzak ülkeler, edilmemiş danslar. Her biri ayrı hoşlukta çeşit çeşit erkekler. Hazlar, ilkbahar. Ay içime bir ferahlık geldi kız anne. Ay meğer ben çoktan o dediğinden olmuşum da haberim yokmuş. Ah, hayatımı yaşayacağım artık. Kız, ay Global oldum artık ben. O sosyal şeylerden filan hiç umurumda değil. Kızım. Gel buraya. Sıdıka. Aç diyorum. Bak sen o 40 kere şeyini yanlış anladın Sıdıka. Ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ha? Dinle. Baban seni gebertecek Sıdıka. Baban seni gebertecek. Baban seni gebertecek. Baban seni gebertecek. Ha? Ah! Kız ne oldu Goncagül sana? Ah, kız banyoda sabuna bastım. Ayağım kaydı. Kafamı kurnaya çarptım. Ancak o hızla birlen haşlak su başımdan aşağı döküldü. Bu hale geldi. Geçmiş olsun. Geç otur. Geç otur anam. Gel. Ay kusura bakma kız. Ortalık şey gibi. Yok anam yok. Sen işine bak. Ay. Ay ay ay. Kız Goncagül. Aa, çok fena olmuşsun. Dikiş mikiş attılar mı? Ay vallahi bilmem ki doktor atacaktı ama can havliyle adamın elini ısırdım. Ah! Allah'ım. Sende bir haller var ha böyle iyi değilsin yani. Uğursuzluk dolaşıyor başında. Geçen de ütü düşürdüydün ya ayağına. Aa! Nazar var senin üstünde. Dur. Sende nazar var kız gel bana gel. Aynaşanın, kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan kör paşanın, cümle alemin gözüne. Nazar da vardır ya, asıl ben şeyden şüpheleniyorum. Şu yüzük uğursuz geldi galiba. Aa, kız ne zaman taktın sen o yüzüğü Goncagül? Aa, ay bizden gizli nikah mı yaptın sen ha? Kız koca dayağı yiyip oturuyorsun. Yok ayağım kaydı kurnaya düştü. Ütü düşürdüm diye yutturuyorsun aldatmaca. Sen ne yere bakan yürek yakansın. Git işine kız. Bu yaştan sonra ne nikahı ne kocası. Bu yüzük başka yüzük. Gazetede ilanını gördüm. Postayla istettiydim ben bunu ya. Aa nasıl yani? Gazeteden gönül postası servisten mektupla mı koca istiyorsun kız? Bak hala koca diyorsun kız. Bu hakikatte tılsımlı bir yüzük. Gazetedeki ilanda bu yüzüğü alanların başlarına gelen iyi şeylere mektupla falan yazmışlar. Milli piyangodan para çıkanlar, hayırlı kısmet bulanlar, işleri açılan esnaflar. Aa, ay bütün bunlar oluyor mu yüzüğü takınca? Oluyor herhalde gazetedeki ilanda öyle yazıyor ama yo bu yüzükte fabrikasyon hatası var. Arızalı bu yüzük. Uğur getireceğine uğursuzluk getiriyor bana. Kız Allah iyiliğini versin. Fabrikada uğur mu yapıyorlar? Ne bileyim ben kız gazetedeki ilanda öyle yazıyordu. Herkese uğur getiriyormuş bu tılsımlı yüzük. Allah iyiliğini versin kız. Bana bak son kullanma tarihi bitmiş olmasın yüzük. Dur sen dur. İlahi ben sana bir Nescafe yapayım kız. Ay Allah'ım ya Goncagül. Kız bu 3000 yıllık yüzükmüş. Firavunlar zamanından kalmaymış. Son kullanma tarihi falan olmaz herhalde ha? Ay odamdan çıkmayayım diyordum ama çatlattınız insanı ya. Ay böyle Firavun diye bir laf duydum Goncagül teyze. Ay mahalle arasında Firavun ne arasın ya? Ne konuşuyordunuz siz öyle tuhaf tuhaf Allah aşkına? Kız Goncagül teyzen postayla tılsımlı yüzük istemiş. Ondan sonra kafayı gözü böyle yarmış. Ay çok büyük geçmiş olsun Goncagül teyze. Ay, sağ ol kızım sağ ol. Şu yüzüğü taktım takalı. Başıma gelmedik iş kalmadı. Hala var mı öyle gazetelerde? Sihirli kolye, uğurlu küpe, tılsımlı yüzük ilanları filan. Ayol paraya tuzak onlar Goncagül teyze. Ufacık metal parçası insana uğur getirir mi? Kız uğur değil uğursuzluk getirdi yüzük üstüne üstüne. Anneciğim bak bu bir paradokstur tamam mı? Uğursuzluk getirdiğine inanmak uğur getirdiğine inanmak kadar saçma. Paradoks deme kız anne öyle tuhaf tuhaf. Aa, siz deminden beri Firavun bilmem ne derken iyi miydi? Madem uğursuzluk getirdiğine inanıyorsun Goncagül teyze çıkartsana parmağından geçsin. Çıkmıyor ki nalet şey. Sabunla bile uğraştım olmuyor bir türlü. Ah! Kız aklıma bir şey geldi benim tabii. Şimdi tüketici hakları diye bir şey var artık Goncagül. Ha şu yüzükçüleri bakanlar şikayet edelim kız. Ne diyeceksin koskoca bakanın? Gazeteden sihirli yüzük aldım. Tasımı bozuk çıktı bakan bey. Bana bak anne. Daha oracıkta bakanın korumaları alimallah kafanı telsizle yarar seni. Ya koskoca bakan bir tılsımlı yüzük yüzünden rahatsız edilir mi? Bakanlık orası, tamam mı? Dalga geçme yeri değil. Tüketici safsa bakan ne yapsın? Hakikaten safım kız. Bak, en iyisi ne yapacaksın Gonca Gül teyze biliyor musun? Gidip o tılsım şebekesinin başındaki adamı bulacaksın. Ha? Ancak öyle kurtarırsın paranı. Hem iki çifte laf edersin, için rahatlar şöyle bir.